Genç Ağlar sunar. Spor Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Değerli futbol severler, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Ercanlar'la birlikte. Daha doğrusu biz Gürcan'ın neydi o, kimdi o, sağ kanatta oynayan sorularını yanıtlamaya başlayacağız önümüzdeki süreçte. Sorularını ben, baştan peşin alabilir ben, miyiz ben abi? Ben sizi test ediyorum. Test. Ha, diri tutuyorsunuz. Diri tutuyorum yani. Aynen. Kimdi o, kimdi o? Hani böyle 62 yılında, 63 sezonunda sol bek vardı Fenerbahçe'de falan. Ama bak sen Yılmaz'ı buldun ama. Ha, bulduk. Ne oldu? Bulunca ne olduk yani? Göğe mi yerdik? Hayır, bu esas şey bunda. Geldi Ankara Gücü'nün dedi, yok bilmem nesi neydi. Hakan Kutlu'nun tandemi. Ben Hakan Kutlu'yu buldum. Ha. Yılmaz'ı bir türlü hatırlayamadım. Yılmaz'ı da sen şey buldun. Gökmen de. Gökmen dedi o. Tandem Gökmen dedi. Önde oynayan Yılmaz. Uzaktan Yılmaz serbest vuruşta şeyde, sert vuruşları olan dedi. Yılmaz öyle çıktı ortaya. Yılmaz, neyse biz bunları niye anlatıyoruz? Yılmaz Tandem'de konuşacağız. Ankara Gücü'nden İstanbul'un sarı lacivertlerine gidelim. Efendim tabii ki gündemde Jesus var ama bir başka gündem var. Ben Muzaffer'den az sonra rica edeyim. Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın tam böyle maç heyecanı içinde bir taraftarla arabasının içinde yaptığı sohbet bayağı bir yankı buldu. Ondan sonra da şu açıklamayı yaptı Sayın Ahmet Nur Çebi. Şaklabanlık yapmam ifadesini rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Buna rağmen Sayın Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor. Şu R ne? Peki R görüyorum orada. Onu sana soracağım. R mi? Renun, ben dedi ki onlar gibi şaklabanlık yapmam dedi. Cümlesi ortada. Şimdi Ahmet Nur Çebi biraz samimi olması lazım. Bak bu adamlar kelli felli dediğimiz büyük iş adamları, büyük camiaların başkanları. Orada söylediği lafın arkasında duracak. Beko sponsorluğunu çekecekmiş. Öteki bir şunu yapacakmış. Duracak abi, böyle mert, yiğit, Beşiktaş'ın duruşu diye bir şey vardır. Bak Beşiktaş'ın duruşu Süleyman Seba sonrası gelir bak. O Beşiktaş'ı durur. Şerefli ikincilikler. Süleyman Seba öyle bir adamdı ki aradan başkanlığını bırakalı belki 25 sene geçti. Rahmetli oldu sonradan. O bıraktığı şey 25 senedir mirasını yiyorlar. Sonra gelen başkanlar. Süleyman Seba'dan sonra gelenler. O Beşiktaş'ı duruşunun, Beşiktaş şeyinin. Ben Ahmet Nur Çebi'ye şunu sorayım. 28 şampiyonlukla ilgili başvuruda bulundunuz mu Sayın Çebi? Bulundular mı? Hayır. Kimler bulundu? İstanbul, Ankara Demir, Gençler. Ya bana geçen şeyi de söylediler ya. Bu Kral Atasya ile ilgili itiraz da yapmamış Beşiktaş. Yapmamış olabilir. Yapmamış olabilir çünkü açıklamadı federasyonu. Evet. Bak. Yani ben dedim ki olmuyor. Ali Koç tahkim mahkeme açıkladı. Yok öyle bir şey yok. Kral Atasya ile ilgili itiraz da yapmamış. Beşiktaş 28 şampiyonluk verirse Galatasaray ile yakalayacak neredeyse şampiyonluk. Sayısı hemen hemen eşit olacak. Sen niye başvuru yapmadın abi? Sebep? Beşiktaş duruşu dediğimiz şey bu mu? Bak Süleyman Seba olsa hayır kendi ama oynadığı dönemle ilgili Süleyman Seba. Hayır ama başvuruda zaten Fenerbahçe'nin başvurusunda Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Gençler Birliği'nde şampiyonlukları var. Var. Üçünün de var. Yani de, sırf kendisininkileri istemiyor. Bunlar da var diyor. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'da olduğu gibi arkasında saklanıyor burada. Niye abi? Bana bir şey söylesin. Baba, bak Ahmet onlar geri geçmiş şeyler. Ne geri geçmiş şimdi, abi? Yok. Ali Bey'in açıklamasından sonra, Cuma günü yaptığı açıklamalardan sonra Beşiktaş taraftarı kendi başkanını Ahmet Bey linçledi. Beşiktaş'ın hakkını Fenerbahçe başkanı. Bir kere bu dengesini bozmuş. Yani maç öncesi verdiği yanında o şaklaban, şebek, o kelimeler onun baskısı altında, onun stresi altında verilen tepki, kızgınlık, niye ben yapmadım ya da niye yapamadın, yapmadın değil, yapamadın, ya da o cesaret. Onun çaresizliği verilen ben bir şey tepkiler söyleyeyim mi? Gürcan sonuçta, abi. Yok Ahmet, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de Ali Koç'un söylediğini söyleyebilecek bir delikanlı var mı? Önce devlet bakanlarına, sonra İmamoğlu'na. İktidar ayrı, muhalefet ayrı, federasyon ayrı. Herkes ayrı. Ama onun nedeni var mı öyle bir delikanlı? Yok. Hayır bak. Hepsi icazetle gelmiş başkan değil mi bunların? O İcazetle. Atanmış başkanlarsınız siz. Atanmış şampiyonu var bu ülkenin. Atanmış federasyon şampiyonu başkanı. Başkanı vardı. Başkanı hala şu anki de atanmış. Atanmış federasyon başkanı, atanmış şampiyonu. Atanmış kulüp başkanları var Türkiye'de. İcazet almadan kimse gelemiyor. Sadece Ali Koç icazet almadı. Ali Koç tek icazeti Fenerbahçe Kongresi'nden aldı. Fakat Ali Bey. Geçelim bunları. Ali Bey kendisi söyledi. Yapmıyorlar çünkü dedi herkesin dedi devlet deşi vardı. Şimdi bir Koç Holding'in yok mu devlet deşi? Bir yere işte. Çok daha yeni Cumhurbaşkanıyla şey açtı ya. Eskişehir'de fabrika açtı. 2 milyar dolarlık bir yatırım. Hayır ayrıca da oradan kazandı. Zaten nasıl oradan kazandı?
Hangi Ayçalı? Beşiktaş taraftarı bunu söylüyorsa, sen savunamıyorsun, o benim hakkımı savunuyorsa, Ali Bey'in Ayçalı'dır o. Takdir diye. Ali Bey de devlet iş yapıyor. Ya Ahmet'i şöyle destekleyeyim. Düşen kulübün başkanları dahi ağzını açmıyor ya. Ben böyle bir sezon görmedim. Düşen kulübün taraftarının böyle gönlünü okşayacak. Bize şu hatalar yapıldı, şu oldu, bu oldu. Bir Allah'ın kulu sesini çıkartmıyor ya. Demek ki olmamış. Yani şey yapmamış. Ya Ahmet bu konuda haklı. Ya, yani o konu yok. Ali Koç'un konuşması son derece samimi. O da çok kızgın. Camiasından dolayı çok kızgın. O pankarttan dolayı çok kızgın. Yani 2010-11'de birazdan bugün de konuşacağız. 12 Mayıs'ı. O Fenerbahçe standında neler olduğunu. Başlamışken konuşalım tabii, mı abi? Neler olduğunu. Konuşalım. Aynen. Ahmet Nur Çebi'ye söyledik söyleyeceğimiz. 2010-11'de. Fenerbahçe standında bir sene sonra oldu. 12'de. 12 Nisan, Mayıs'ta 12'de. 2012'de oldu. 2012 Mayıs. Yani orada Türkiye'yi bölmek isteyen bir çete, emniyet üstünden, emniyet güçleri üstünden, yargı üstünden ayar vermeye çalışırken, insanları hapislere atarken, akıtılan terlerin, akıtılan kanların yok sayarken bunu destekleyen açıklama yapmak, pankart açmak, onları söylemek bu örgüte şeydir, hizmet etmek. O gün statta mıydınız siz? Ben değildim. Ben stat'taydım. Hatta ben olayları 5 saat, 12 saat sonra falan... 12 Mayıs'ta. Ben stat anlatayım mı? Ben stat'taydım. Yaşat, bak hemen anlatayım. Şimdi bakın. Reci, uyuma Reci. Bak buradayım. Anlatayım. Şimdi Zafer'in sana bir tepkisi var. Ay ne meraklı böyle televizyonda ekrana çıkıyor. Abi üçlü ha? Çıkartıyor kendini ya. Bülent Uslu'yla yaptığımız programda Bülent de beni ignore etti abi. Ekran full Ahmet abi. Kalemini alabilir miyim? Ha? Kalemini. Bak. Kalemi de istiyor. Lütfen ben yine girdiğim zaman şurada bir kalem olsun. Bir de sözünü kesince kızar bak şimdi. Öyle mi diyorsun? Şimdi bakın. Şimdi hepimizi kes abi Muzaffer. Ya, en tamam, geniş açıdan Ahmet abini ver. Şimdi bakın arkadaşlar. 12 Mayıs 2012. Ben stada gidiyorum. Ben muhabirim. Saat kaçta gittin abi? Ben erkenden gittim. Tamam. Yani gün sabah erkenden gittim ben o gün. Fenerbahçe taraftarı coşkulu toplanmış her yerde. Her şeyde Fenerbahçe taraftarı. Saat 17 gibi abi bir gaz kokusu ya. Biber gazı. Biber gazı kokusu her yerde. Daha maç başlamış. Öğlen 12'den bahsediyoruz. 17 gibi. Ha öğlen 17. Akşamüstü 17 oldu gibi. Evet. Ya ne oldu diyorum yani bir gaz kokusu geliyor. İğrençtir o da ya. Evet. Ya gözlerimiz yaşarıyor. Daha maç başlamamış. Abi dediler ki helikopterden üzerimize gaz attılar Yoğurtçu Parkı'nda. Bak tahrik başlıyor. Sinirlendirme başlıyor. Bak bunun nasıl bir çete işi olduğunu anlayacaksınız. Helikopterden Yoğurtçu Parkı'ndaki taraftarların evet, evet. Üzerine... Helikopterle gaz attılar dediler gaz taraftarlar. Tabii tabii. Abi neyse bunlar tahrik germeye çalışıyor falan. Geliyorlar ki sonra planları var. Devam ediyorum. Abi ben basın türbüne girdim saat işte 17.30 gibi. Girdim erkenden girdim. Hani ne olur ne olmaz. Galatasaray maçı önemli maç. Abi basın türbünde duramıyorum ya kokudan. Bak basın türbünün içi, stadın içi. Sadece bir balkonu var. Balkonda işte çıkıp sigara magara içiyoruz. Tamam mı? Tek hava giren yer o. Basın türbünün içinde kokudan duramıyorum. Neyse. İnsanın genzi yanıyor ya. Ben bir Beşiktaş Bursa maçında bak, yedim onu. Anlatamadım maçı yani. Bak, sesim gitti. Şimdi bak. Hayır anlat şey olarak anlatıyorum ben bunu. Niye anlatıyorum biliyor musunuz? Basın türbün nerede? Şimdi stadı şöyle düşünün. Yuvarlak. Yüksek. Deniz tarafına bakın bak, yani. Bak yürüyen merdivenle çıkıyorsun sonra bir daha şeyle çıkıyorsun. Asansörle dördüncü kat. Dördüncü yani kat. Şöyle düşünün. Yaklaşık 40-50 metre yükseklik var mıdır? Yok. Basın türbünün olduğu yer. Yok. Yani 20 metre vardır. 25 metre en azından. Tabii. Bak en az 25. Çok yüksek çünkü orası. En az ya bir apartmanın 9. 10. katı kadar gibi bir şey yani. Abi oraya kadar şimdi aşağıda biber gazı atıyorlar. Gülün abi evdesin 10. kattasın. Tabii ben orada oradaydım. Aşağıda biber gazı atıyorlar. Senin 10. kattaki evine kadar çıkıyorsa demek ki çok çok yoğun bir biber gazı atıyorlar. Ben basın türbünden etkileniyorsam. Neyse. Maç başladı. Maçı hiç anlatmama gerek yok. Oynanmadı maç. Bak Muslera'nın ayağında toplam 17 dakika top kalmış o maçta. Bak oynatılmadı maç. Ve Fenerbahçe gol atsa bir golü yaratacaklardı. O maçın Fenerbahçe'nin kazanmaması için her şey yapılacaktı. Ama asıl beni şaşırtan olay ne oldu biliyor musunuz? Maçı geçtim. Maçı bir gün başka bir gün anlatırım. Ne oldu biliyor musunuz?
Abi maç bitti. Hakem düdüğü çaldı. Fenerbahçeli oyuncular böyle Galatasaraylı oyuncuları tebrik etmek için yürümeye giderken Çevik Kuvvet koşarak sahaya girdi abi. Bak koşarak. Ben hayatımda hiçbir maçta görmedim. Koşarak sahaya girdiler. Galatasaraylı oyuncular etrafını böyle sarmaladılar. Galatasaraylı oyuncular zıplıyor falan. Fenerbahçeli oyuncular o polis kordonunu aşıp geçemediler. Ben ne öncesinde, 30 senedir ben futbol camiasının içindeyim. Ne sonrasında aslında öyle bir Çevik Kuvvet'in maç biter bitmez sahaya koşup bir takımı çevirdiğini görmedim. Bana gören varsa yorumlara yazabilir. Ve şey de yok. Sahaya atlayan bir kişi yok. Sağ, bak. Devam edin. Bitirin Gürcan abi. Bir bitirin sonra sana devam edin. Sahaya atlayan bir kişi yok. Dediği gibi Ahmet'in yedekler medekler seviniyor. Böyle şeyler de yağmıyor tribünlerden. İnsanlar hazmetti. Maç 0-0 bitti. Devam edin. Tamam mı? Ben büyük bir merakla dinliyorum. Çünkü o gün benim oğlumun mezuniyet töreni vardı. Ben akşam saat 11-12'de lan neler olmuş dedim ya, yıkılmış Kadıköy. Öyle öğrendim. Devam edin. Galatasaraylıları çevirdiler. Zıplıyor mıplıyor Galatasaraylılar falan filan. Sonra Fenerbahçeliler tebrik bile edemedi Galatasaraylılara. Yani hakikaten centilmence oraya doğru yürüyorlardı. Böyle ellerini uzatmaya falan çalışıyorlardı. Paris ona da izin vermedi. Neyse bunlar zıpladılar mıpladılar. İçeri gittiler. Fenerbahçe taraftarı işte takımını alkışlıyor falan. Şey yapıyor. Galatasaray'a yönelik tek bir tepki yok ha onda. Ya neyse ben basın tribünden izliyorum. Bir tane polis gitti böyle bir demir çubukla kale arkasının en altında, yani okul basın tarafı tribünden bakarken okul tarafı, karşı tarafın köşesinde kale arkasında okul açın. Böyle demir çubukla bir kapıyı açmaya çalışıyor. Uzaktan ama bir uzun bir çubuk. Onu da nereden buluyorsa o çubuğu bilmiyorum. En az böyle 5-6 metrelik bir çubukla kapıyı açıyor, tamam mı? Ama uzaktan. O açınca abi böyle taraftar tepki gösteriyor polisi. Bir anda orayı yıldı taraftarlar, saha içine koşmaya başladılar. En az 200-300 taraftar saha içine doğru koşmaya başladı polis. Çünkü polis tahrik ediyor o anda. Abi onlar koşunca polis geriye doğru koşmaya başladı. Yani öbür tarafa doğru. Yani eski açık dediğimiz okul açık değil, Migros tarafı, eski Migros tarafına doğru koşmaya başladı. Ardından bunu da bir taktik olarak yaptılar. Çünkü taraftar içeri koşsun, peşlerinden koşsun istiyorlar. Psikoloji bu, tamam mı? Toplum psikolojisini çok iyi biliyorlar. Ahmet, taraftarın sahaya girmesi biber gazıyla aynı anda oldu. Tabii tabii, onu anlatacağım. Hayır, bak. O senin dediğin olayda, aynı köşede. Yani okul açıkla maraton tribününün birleştiği noktada taraftarla polis arasında bir tartışma çıktı. Belki forma istiyorlar ama herkes yerinde oturuyor. Babalar geldiler, hiçbir şey yok ortada. Tok tok biber gazlarını tribüne koydu, attılar. Biber gazları tribüne atılınca, kapalı yerde de şişmeye başlayınca o gaz dumanı, insanlar, çocukları var, işte kız arkadaşları var. Bakın, bak ufuk tarafa bakalım mı? Işte, bak şimdi burası. Arkadaşlar bir ayağa kalkacağım. Bak şuradan bir polis, bak şuradan bir uzun demirle şu kapıyı böyle kapıya bir şeyler yapıyordu, tamam mı? Bu arada biber gazı sıkıyorlar. Ya belki de o şey böyle biber gazı sıkan bir şey, bilmiyorum yani. Böyle uzun bir çubuk gibi bir şeyle, tamam mı? Ve buradan taraftarın bu ilk sahaya girişi. Ve polis de bakın buraya koltuklar atmayacak. Çünkü polis bir şeyler yapıyor. Biber gazı sıkıyor. Taraftarın sahaya girmesi... Bak şuradan girdi sahaya. Şu bölgeden. Biber gazı tetikledi. Ve polis... Ondan sonra... Kaleyi doğru, bir bitireyim mi Gürcan abi? Bir bitireyim ben. Sen kaldığım yerden istediğin gibi anlat. Ben çünkü tamamını anlatayım ki olayın. İnsanlar şey anlasın. Tabii, polis derken o zamanki polis. Tabii tabii FETÖ'cü çıktı sonra hepsi. Hepsi FETÖ'cü. Hepsi FETÖ'cü çıktı, o bu işi yapanlar. Organize oldu, ortaya çıktı. Buradan polis öbür kaleye doğru koşmaya başladı. Burası okul açık. Şuradan koşmaya başladılar. Çünkü amaç neydi? Taraftarı içeri çekmek. Yani içeri çekmek için yapıyorlar. Bak taraftar sahaya girdi. Koşuyorlar ki taraftar da peşlerinden koşsun. Neyse devam edelim. Sonrasında... Şunu bir tam ekran versene Muzaffer. O kapıyı merak ettim kardeşim ya. Onu nasıl, neyle açmaya çalıştı ya da kırmaya çalıştı? Abi uzun demir çubukla açtılar. Yani aslında o kadar tamamen yakın... bir tuzak kuruluyor. Tuzak yani. Tuzak bu. Bak polis oraya kadar gidip kapıyı da açmıyor. Özellikle bir demir çubukla... Evet evet. Neyse. Ben o demir çubuğu çok net gördüm. Keşke onun fotoğrafı da olsaydı. Devam edeyim. Sonra taraftar sahaya girdi. Olaylar. Yani sonra polis tuzak keşi içeri çekmeli. İçeri çekince polis çevrede taraftar takır tukur dövmeye başladı. Allah ne verdiyse. Ama nasıl biber gazı? Artık basın tribününde
bak bundan sonra anlatacaklarım daha da önemli. Biz duramayacak hale geldik. Nefes alamıyoruz artık. Bak üstteyiz yani. Bayağı yukarıdayız. Nefes alamayacak durumdayız. Abi ayılanlar bayılanlar biz 2-3 kişi aldık. Taşıyarak basın tribününe götürdük. Adam bayılmış. Belki astım hastası. Belki başka bir şey. Neyse böyle bir şeyler bulduk. Yüzlerini su çarptık. Birileri limon getirdi. Nereden getirdi bilmiyorum. Herhalde kafeteryadan falan aldılar. Limon falan sıkıldı. Böyle bir şeyler yaptık. Adamların kendine getirmesine çalıştık. Bu arada aynı anda Aykut Kocaman sahaya giriyor çocuklarını kurtarmak için. Çocukları yok. Bulamıyor çocuklarını. Statta çocuklarını arıyor. Ali Koç, o meşhur fotoğrafı vardı saha içinde. Olayları durdurmak için sahanın içinde. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezaevinde. Abi bir buçuk saat sürdü. Bu arada Fatih Terim içeride Abdurrahim Albayrak'ı Ankara'ya yarattırıyor. Bize kapamızı vermiyorlar ya burada şey yapmıyorlar falan tamam. Terörist haftası da vurulacak ya. Kupamızı vermiyorlar diye Ankara'ya yarattırıyorlar. İşte içeride bağırıyor soyunma odasında. Aykut Kocaman orada herkes üzgün. İşte ailelere zor durumda. Şu kızdır gelmiş Aykut Kocaman'ın. Hepsinin ailesi dışarıda ne olduğunu merak ediyorlar. Ulaşamıyorlar çocuklarına. Fatih Terim bağırıyor içeride. Biz bu kupayı burada kaldıracağız. Kaldıracağız diyor biz bu kupayı. Tabii orada şeyler falan yani sırf Fenerbahçeleri yaralamak için. Bak o, o dönem Yıldırım Demirören Federasyon Başkanı olayların farkında Ahmet'e ekleme yapıyorum. Güvenlik nedeniyle diyor ki biz kupayı vermeyeceğiz. Çünkü 40 bin kişi orada gazı yemiş. Acayip bir durumu ya maç çok normal. Maç bitti hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Melih. Yani ne beklersin? Maç bitti. Galatasaray taraftarı seviniyor. Şampiyonluğu kaçırmış Fenerbahçe taraftarı değil mi? Elindekini atar, yuh der. Bir iki kişi sahaya atlar bir şey. Hiçbir şey yok. Yani herkes o işi olgunlukla kabul etti. Ama senin karşında hakkı alınmaya çalışılan, işte şikeyle suçlanan, kumpasa getirilmiş bir taraftar. Başkanı hapiste. Yani onların kızgınlığı, öfkesi var. Bak Fenerbahçe taraftarı... Ahmet'in dediği gibi... Bir bastılar bir vergasını. Şu maç öncesi maç... bir şey ekleyeceğim müsaadenle. Aklıma şey geldi. Hatırlar mısınız? Manisa Spor Fenerbahçe maçı. Manisa Emniyet Müdürü de 5-3'lük maç. Çok sevdiğim, hala bayramlarda, seyranlarda aradım. Şimdi emekli oldu. Çok sevdiğim bir abim. Biz yanlış hatırlamıyorsam Semih Yuva Kur'an'la maçtayız. Abi bir tane polis böyle artık emniyet müdürü müdür, emniyet müdürü yardımcı. Emniyet müdürü değil de ya yardımcı ya birinci sınıf falan. Abi eli cebinde kale arkasındaki Fenerbahçeli taraftarlara böyle şeltok sıkar gibi kale arkasından yürüyerek pısss, sıka sıka gidiyor tamam mı? Fenerbahçeli taraftarlar da diyor ki ya çoluk çocuk var yapma. Daha orada da o fol yok yumurta yok. Sonra şimdi onlar canlandı kafamda. Olaylar büyüdü. Polis girdi içeri falan. İşte o rahmetli Sefa'yı dövmeye çalışmışlar falan. İşte genç Fenerler üzerine atlamış. Çok sevdiğin Hıncal Uluç ertesi gün bana yarım sayfa giydirdi. İşte Fenerbahçeli Melih orada olay işte polisi kötülüyor. Şey. Ben dedim ki orada ya Semih Hocam çoluk çocuk var orada. Yani gerçekten polise mukavemet gösterene polis misliyle karşılık versin hiçbir şey söylemem. Ama... Ay, o ana kadar bir şey yoktu. Yani o tahrik, şimdi Ahmet'in anlattıkları dediğim gibi ben maçı izlemedim. Televizyondan dahi izlemedim o gün. Akşam geç saatlerde haberim oldu olaylardan. Manisa maçını hatırlattı bana. Ama dediğin olay 2006-2007 o sene. 2000, yani daha öncesinden de başlamış 2005, bu kaşıma. Sezonu. Tabii. Bu kaşıma başlamış şimdi kardeşim. Şimdi bakın orada da FETÖ'cü polisler vardı. Ben söyleyeyim Sefa Kalay'ı çok kötü yapmaya çalıştılar. O GFB'li gençler üzerine kapandı. Sefa Kalay'a İşte Musa abi de o anda ben görmüyorum tabii monitörü. Ben olayları anlatıyorum böyle kare arkasını. Evet. Monitörde de işte Sefa'nın üzerinde 5-6 tane Fenerbahçeli polis copundan rahmetliyi korumaya çalışıyorlar. Şimdi bakın son olarak bitiriyorum Gürcan abi çok özür dilerim. Fenerbahçe taraftarı iki insanı hayatları boyunca unutmayacak. Bir Abdurrahim Albayrak. Neden? İki Abdurrahim Albayrak. Biz çupamızı alacağız diye Ankara'yı arayıp olayları daha da büyüten insandır. İki, Fatih Terim'i asla affetmeyecek Fenerbahçe taraftarı. Neden? Orada insanlar ölüyordu ya. Bak biz basın tribününde kaç kişi aldık? Ölüyorlardı. Koridorlarda çoluk çocuk ölüyordu. O çoluk çocuk orada ölümle pençeleşirken biz kupamızı alacağız lan falan diye soyunma odasında tur atıyordu. Haftaya alsaydınız kupanızı, bir gün sonra alsaydınız. Neden? Fenerbahçe kompleksinden bunlar yapıyorlar. Bunlar öyle adamlar ki
Fenerbahçe nefretiyle insanları öldürüyorlardı. FETÖ'cü polislerle beraber. O yüzden ben o günü asla unutmayacağım. Asla unutmayacağım bunların yaptıklarını. Ve Fenerbahçe tarafta ne Fatih Terim'i ne Abdurrahim Albayrak'ı asla affetmeyecek. Bunu da yazın bir yere. Ve o olayların tamamı da FETÖ'nün operasyonudur. FETÖ'nün kışkırtmasıdır. Maçın başında başlamıştır. Kimse hikaye anlatmasın. Kompleks kısmına katılıyorum yani. Yani sırf o statta o kupayı kaldırmak için. Dediğin gibi. Ya başkan hapiste. Son maça gelinmiş. Rakibinin mücadelesi var. Rakibinin takımının yarısı gitmiş sezon başında. Bu maça gelmişsin. Maç sırasında hiçbir şey olmamış. Tertemiz geçmiş. Olaylar çıkıyor. Ortalık darma duman. Bilmemeleri mümkün değil. Sadece o fotoğraf için. Sadece o fotoğraf için. Vay bunlar yapıldı. Türk futbol tarihi neler yaşamış. Bir kez daha söyleyelim. Tabii ki o zamanki polislere eleştirilmiş. Şu an İstanbul Emniyeti. Allah sabır versin. Pazar günü de yanlarında bak, olsun. Bak şunu da söyleyeyim. O olaydan sonra. Fenerbahçe maçları. 12 Mayıs'ta yaşanan o olaydan sonra. Ki olaylar şeyde Kızıl Toprak'ta falan da devam etti. Polis arabası ters şey falan edilmiş. Falan yani. Bir Beşiktaş Bursa Spor maçında Beşiktaş taraftarını gazladılar. İşte ben oradaydım. Yine bir Galatasaray Beşiktaş maçı olabilir. Bir derbi maçı. O sezon olmayabilir yani. Geçmiş sezon Galatasaray taraftarını gazladılar. Veriyorlar gazı. Ve yapanların hepsi FETÖ'cü polisler. Sonrasında ne oldu? Kalkışmaya kadar geldi. İnsanlar birbirine düştü. Yani bu nasıl bir kurgu? Nasıl bir düşünce? Nasıl bir... Sen askerlik okudun. Yani böyle yaptığımız zaman 3 sene sonra bu sonucu alırız diye bir strateji kurar ya. Hep İngilizlere denir yani o şey yapanlar. Ama kesinlikle oynanmış, merdiven, merhale hesaplanmış. Şu an resim çok net oturuyor kafamda. Tamam ya. Yani Fenerbahçe'ye tabii. Karşı oynanan oyun aslında Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi Fenerbahçe'ye karşı oynanan bir oyun değilmiş. Başka bir şeymiş. Ülkeden yani gidiyor evet, dedi adam ya. Şu an resim ha. Net oturuyor. Yani Manisa maçı şimdi Ahmet anlatırken sizin Kadıköy'de yaşadıklarınız... İşin kötüsü demiyor musun? Bunu söyleyen insana Aziz Yıldırım'a ne şikesi kardeşim ülke elden gidiyor diyen Aziz Yıldırım'a Trabzonspor tarafı şikeci diyor. Yani ülkeyi kurtaran dinamik son kale denilen camiaya sen 2010-2011 8 şampiyonluk şudur budur. Şimdi kupayı da saat 20-11'de kaldıracakmış. Kaldırsın abi kaldırsın. İstedikleri saatte kaldırsın. O problem değil. Yani o kendi kendinin Federasyon 21'de mi verecekmiş kupayı? Federasyon. Yani kutlamalarda. Bak o federasyon 21'de versin. Hangi federasyon ya? Ya Allah kahretmesin ya. Hangi federasyon ya? Ya Allah sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Ya vallahi söyleyecek. Hangi federasyon? Söyleyecek laf. Eğer federasyon o kupayı 21'de verirse bak ne oluyor? Ya bunları görüyorsun. Gözünün önünde oluyor. Neler yaşandığı ortada. Tamam mı? İnsanlar nasıl acılar çekmişler. Ne kumpaslar yapılmış. Ne tür hainlerle uğraştığın. Ortada. Ve bu söylemin arkasında duruyorsun. Bu inan bana ülkeyi bölmek isteyenlere bilerek veya bilmeyerek yardım etmeye çalışmak demek. Yani kulüpler birliğinde bu başkanlar birbirlerine nasıl güvenip işte naklen yayın ihalesidir, başka düzenlemelerdir, insanlar Şampiyonlar Ligi'ni 36 takıma çıkaralım, onlar bunlar UEFA'da bunlar konuşulurken yani bu kulüpler birliğinde nasıl birbirlerinin yüzüne bakıyorlar? Bakıyorlardır abi. Ne nasıl bakar Gürcan? Ben sana 10 tane yanlış yapsam bir daha benden konuşur musun abi? Abi belki bir kere yapmışım. Hayır o masada oturmak zorundasın ama inan bana iki kişi yan yana konuşuyor. Ayrıldıktan sonra ikisi birbirinin arkasından konuşuyor. Yani orası güvenilir bir yer değil ki. Karar almak için de güvenilir bir yer değil. Sadece milletvekilleri gibi. Hangi konuda bütün milletvekilleri birleşiyor? Maaşların artışında. Bunlar hangi konuda birleşiyorlar? Gelirlerimiz nasıl artar? Televizyondan kaç para alırız? İşte spor toto bu işin içine girerse ne olur? Hadi hep birlikte gidelim. Gittiler. İstanbul Mahalli Ligi'nin kurulmuş. Onun şeyindeler. Derdindeler. Para. Kulüpler Birliği'nin tek amacı var. Para.
İşin başka tarafında sürekli marka değeri deniliyor. Bu işi nasıl geliştiririz deniyor. Ya sen... Abi bana şu sorunun cevabını söylesene. Dün Radyo Gol'de Faik Çetiner bağlandı sağ olsun. Faik abi çok net bir soru sordu. Arkadaş bu kadar İstanbul takımı hangi statta maç yapacak dedi. Biz de dedik ki abi halı saha gibi saat 11-13 Atatürk Olimpiyat Stadı kiralanır. 15-17 diğer takıma kiralanır. 19-21 yani böyle bu hale geldi. O beğenmediğin Olimpiyat Stadı var ya seneye sürekli çalışacak. E tabi bir hafta Ümraniye oynayacak bir hafta Karagümrük oynayacak. Şey gibi. Abi Ümraniye Stadı'nda nasıl Ümraniye Spor Fenerbahçe maçı oynayacaksın? Milan'da oynanmaz ki. Galatasaray maçı oynayacaksın. Hayır oynanmaz. Arkaya kaçan top yarım saat sonra geliyor. Oynanmaz. Şeyde oynanabilir. Ha bu Ümraniye Spor'un başarısını küçümsemek değil. Sakın yanlış anlamayın. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hayır, başımızın yani, hayır, ama standart var. Orada oynatamazsın. Süper Lig maçını Ümraniye Stadı'nda oynatamazsın. Ya UEFA'da Ümraniye şampiyon olsa seneye Şampiyonlar Ligi maçı orada yani oynanamayacak. Karagümrük'te UEFA Stadı'nda oynayamaz. Oynayamaz yani. Mesela Kartal Stadı'nın oraya Anadolu yakası için 20 bin kişilik bir stat yapın, 15 bin kişilik yapın. Ha Anadolu yakası deyince bir şey daha söyleyeyim. Stat şimdi yok. Bu pazar günkü tehdit. Şimdi insanlar zannediyor ki arkadaş birisi ta Olimpiyat Stadı, birisi ta Kadıköy. Fenerbahçe tribünlerinin %65'inden fazlası Avrupa yakasından Avrupa Kadıköy'e yakası. Maça gelen insanlar. Metrosu, metrobüsünü her şey herkes ya kullanacak. Sürekli karşı karşıya geldi. Yani bakın. Onlar Kadıköy'de, onlar cadde çocukları. Orada oturuyorlar, Pendik'ten, Maltepe'den geliyorlar değil. Ha bakın. Oradaki on binlerce Trabzonsporlu kardeşimiz de bu yakaya geçecekler. Onlar da Olimpik İkiterli'ye doğru gidecekler. Devletim Anadolu yakasında çok fazla Trabzonlu vardır. Ben Erenköy'de çocuğum geçti. Erenköy'de bizim okulda ya Fenerli'ydi ya Trabzonsporlu'ydu. O kadar çok vardı ki hatta Trabzon'da eski futbolcuların çocukların çoğu Necati Özçağlayan'ın oğlu arkadaşımdı. Şenol Güneş'in kızı oradaydı. Şu an Trabzon menajeri olan Emrah Tok, Hüseyin Tok'un oğlu. O da benim okul arkadaşım, okul takımında beraber oynadık. O kadar çok Trabzonlu vardı ki Anadolu yakasında çok var. Ama geldiğimiz nokta ne biliyor musun? Bak Suadiye'de minibüs caddesinde çok da güzel, çok da keyifli Trabzon kahvaltısı veren bir restoran var. Çok da güzel, harika. Cumartesi pazar full çeker. Abi bu olaylar oldu. Ya ben acıdım ya. Bir hafta 24 saat polis bekledi. Çünkü adam Trabzonspor bayrağı asmış şampiyonluk kutlaması için. Olabilir. İşte asarsın, asamazsın, kavga, dövüş, iki kulüp başkanı, yönetimler birbirlerine girdikten sonra ben vallahi o polis kardeşlerime üzülüyorum. Bir restoranın önünde 24 saat bekliyorsun abi. Zaten çok polisimiz var. Yani dağıldı, çocuklar öldü bitti Gürcan. Vallahi öldüler bittiler. Yani sabır da bir yere kadar. Onlara çok üzülüyorum. En çok onlara üzülüyorum. Herkesin bayrak. Bayrak bekliyorsun ya. Orada bayrak asılır asılmaz. Baba bak herkes herkese saygılı olacak. O arkadaş da asmasın abi. Bağdat Caddesi'nin... Ben orasında değilim. Yani öbür tarafta olsa, Avrupa yakasında olsa herkes asıyor bayrağını. Ben çok gördüm. Bizim orada da var bayrağın asıl. Ben polis açısından... Beşiktaş çarşının içinde bir Trabzon bayrağı asılır mısın? Yani. Asılır mısın? Yani... Oradaki arkadaş da... Ya da Trabzon Meydanı Fenerbahçe asar mısın? Asamaz. Bir de özellikle esnaf. Mesela şeyde, Florya'da tam Galatasaray tesislerinin karşısında Fenerbahçeli bir arkadaş var. Boyuna asar bayrağını tesislerin karşısında. O bayrakta durur. Abi böyle gerginlik yani olmaz, şey, asılır da. Hayır, evine as. Bak, evine as. adamın evi. Bu gerginlikten tamam besleniyorlar abiler. Çok tamam, bu gerginlik, bu inat değil. Başta da şey yok, evin reisi yok. Hani eskiden annemiz babamız bir şekilde otorite olurdu. Neyse işte şey konusunda... Onlar akşam senin kulağını çekerdi. Tabii. Şu an ne kulak çekecek şeyle diye otorite ilgili, var. Son söyleyeceğim, Ahmet'le oradan ayrılıyorum. Ahmet Nurçebi ile ilgili. Beşiktaş duruş falan yanlış yaptığını en azından kabul etmiş. Bu geri dönüş mü? Geri dönüşte. Yani en azından... Bunun geri dönüş olduğunu sen de mi düşünüyorsun? Tabii canım. Okey. Yani yanlış yaptığını en azından kabul etmiş. Mesela başka bir sözü daha var. Ya o Rahmi Koç değil mi ya? Beşiktaş'ın en zor döneminde işte onu zaten insan. Onu söyleme geliyorum. Rahmi Bey diyor bizim abimizdir diyor. Aynı soyadı taşıyan oğluna bizim bir şey söylememiz söz konusu olamaz diyor. Rahmi Bey'e de jestini yapmış. En azından yanlış yaptığını kabul etmiş. Bu da iyi bir şey. Yanlış yaptı, düzeltmeye çalışıyor. Arkadaşlar diyor tüy dikmeyelim. Bu böyle devam etsin demeye getiriyor. Ha, başkanların şöyle bir özelliği vardır. Temsil ederler. Kulübü temsil ederler. Yani taraftar vardır, teknik direktör vardır. Tam
takımı teknik direktör yapar ama kulübü, camiayı başkan temsil eder. Lider. Aynen. Yani o nedenle başkan ne diyeceğini, nasıl söyleyeceğini, hangi üslupla söyleyeceğini, ne zaman ne nasıl konuşacağını... Kalmadı abi, kalmadı. Üslup müslup diye abi, hiçbir şey kalmadı ya. Başkan sıfır başkanı da mı? Politikada var mı? Neyse biz gelelim saha içine. Ben çok sıkıldım bu işlerden. Şu lig bitsin diye, bir an önce bitsin diye dua ediyorum. Jesus mu, Kartal mı? Şimdi iki farklı düşünce Spor Fenerbahçe'de çatışacak. Sence niye Kartal? Sence niye Jesus? Şimdi ben baştan söyleyeyim. Jesus'a asla karşı değilim. Yani Vitor Pereira gibi öyle bir tavrım yok. Asla karşı değilim. Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç, Jesus kararı verirse de doğru karar. Löw kararı verirse... Sen Kartal'ı savunacaktın. Niye şimdi geldin şimdi buralara? Ya? Söylüyorum. Bak şimdi senden rol çalıyor. Görüyorsun. Löw kararı... Ben zaten bunları söyledim diyeceğim. Löw kararı verirse de doğru karar. İsmail Hoca ile de devam ederse... Abiler, Jesus'un maliyeti konusunda bilgisi olan var mı? Doğru karar. Maliyeti başkan hallediyor. Valla şeyin yazdı, bizim Volkan Demir'in... Ne yazdı Volkan? 9,5 milyon euro ekibiyle beraber. Yıllık. Yıllık. Ya kardeşim. Söylesene abi. Öyle bir şey yok. Tamam. Ama olsa dahi bu başkan mı bunu sübvanse? Şeyin... Ben buna bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe kulübünün yükü çok fazla olmayacak. Abi aynı şey Mesut'ta da yaşandı. Yani Mesut çok ciddi para alıyor. Tamam abi, sen niye Kartal'dasın? Niye Kartal'la devam etmeyelim? Şimdi... Ben olsam İsmail Kartal'la devam ederim. Hiç Jesus'a Mesut'a gitmezdim. Zaten hesap öyle bir hesap değildi. Kimse İsmail Hoca'dan böyle bir başarı beklemiyordu. O yüzden Jesus'la görüşmeler, Joachim Löw'le görüşmeler Ocak'ta, Şubat'ta başladı. Sezon sonu için. Yani İsmail Hoca'nın bu başarısı, bu performansını kimse beklemiyordu. Kendi kendine bu gündemi yarattı. Şöyle söyleyeyim. 5 Ağustos'ta ligler başlıyor. Dolayısıyla ligler başlamadan en az 6 hafta önce sezonu açman lazım. Hmm. Yani 14-15 Haziran'a geliyoruz. Tamam. Tamam mı? 22 Mayıs'ta lig bitiyor. 20 günlük bir izin ya da 15 günlük bir izinden sonra sezon açacaksın. Hı. İsmail Kartal bir şey inşa etti Fenerbahçe'de. Geldi, bir takım oluşturdu, bir sistem oluşturdu. İskelet kurdu. Tabii sistemi modelledi. Bunun başka aşamaları da oldu. İşte taraftar, Fenerbahçe taraftarı. En az 5 sezon sonra falandır değil mi Ahmet? Takımla bu kadar kucaklaşan bir taraftar görüyoruz. Evet. En az 5 sezondur yani. Sonra ilk defa takımla taraftar birbiriyle barıştı, kucaklaştı. Bunun karşılığı sahada müthiş bir mücadele. Kazanan bir takım formatı oluştu ki Beşiktaş maçında da, maçı içinde ondan bahsedeceğim. Ve İsmail Kartal'ın takımı tanıma gibi bir dezavantajı kaldı. Ben diyorsun ki Fenerbahçe zaman kazanacak. En az 2 ay kazanacak. Sen Jesus'u getir, Löw'ü getir veya... Kim gelirse. Karşı savun. Jesus o zaman kaybını yaşar mı? Yoksa onu minimize eder mi? Başka bir teknik direktörü getir. En az 2 aya ihtiyacı var. %100. Ahmet. Sen İsmail Hoca'yla en son ne zaman konuştun abi? Çok oldu. Kaç sene? Çok oldu derken? Bir ay önce falan konuştum. Peki bir yabancı hocayla en son ne zaman konuştun? Telefonla. Hiç konuşmadım. Tüm mesele bu, biliyor musun? Niye İsmail Hoca'yı destekliyorlar? Arayacaklar, İsmail Hoca ne yapıyorsun, kim oynatıyorsun falan. Mesele bu. Gel bakın, yabancı hoca düşmanlığının sebebi ne biliyor musun? Bu Ahmet. Peki zaman kaybı savuna ne diyorsun? Rica ederim. Bir dakika lafını kesmesin Melih Bey. Baba, rica ederim. Bu çok cahilce bir yorum. Kusura bakma. Tamam, peki. Çok cahilce. Cahilce sonu cahilcesin. Dinle ben... Şartım adamı dinleyelim. Ona söz hakkı verdim. Ya bunu konuşmuyorlar sayın moderatör. Kardeşim telefon olsa konuşurdum. En son Fenerbahçe yabancı hocası kim? Zico. İngilizce bilmiyordu. Samet vasıtasıyla. Vitor'la buluşmak için uğraşmadık mı seninle? Ben karışmam. Oturalım konuşalım diye. Dur şu zaman kaybını çözelim abi. Hayır. Ben İsmail Hoca ile konuşuyorum, ne oluyor? Geliyorum burada anlatıyorum. Kötü tamam, bir şey mi oluyor? Şimdi Jesus zaman kaybını minimize eder mi? Bakın bir şey söyleyeceğim. Niye Jesus? Lütfen sözümün kesilmesine izin vermeyin. Sana diyor. Ya ona ben karar veririm. En büyüğümüz o, abimiz. Rica ederim ya. Ona ben karar veririm. Teşekkür ederim ya.
Meslek büyüğümüz. Neyse. Amaçları asıl o, tamam mı? Türk spor medyası böyle işte. Yani, böyle zaten. Böyleyiz de kabul edin. Saçma. Ya kırma şu mikrofonları ya. Saçmalık. Ben bir ay önce konuştum İsmail Kartal'la. Bu o bir ay için 50 defa konuşmuş. Maaşından kesin. Bak ben konuşmuş olmama rağmen ben diyorum ki İsmail Hoca ile devam etmeyelim. Bak İsmail Hoca'yı da sevdiğim için söylüyorum. Saçma bir gerekçe olamaz ya. Sevdiğim en azından kendi adıma kabul etmem yani. Saçmalık. Bak bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Hı. Pereira Türk olsaydı, aynı futbol oynasaydı bu kadar sallamazdınız. Ne? Dibine kadar sallardı. Sallamazdın. Dibine kadar sallardı. Sıfır ihtimal. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Jesus, benim Jesus'un oynattığı futbola ben her zaman hayran olmuşumdur. Ve çok eskiden beri Fenerbahçe'ye gelmesini istemişimdir. Ancak Löw mü Jesus mu dediğin zaman ben Löw derdim. Niye? Ya çünkü Fenerbahçe'nin projeleri var, gençleri var, yatırımları var. Türkiye'yi tanıyor. Yaş ortalaması düşük Fenerbahçe'nin. Hani Löw sanki daha iyi olur gibi geliyor da. Ama Jesus geldiği andan itibaren Jesus'un en büyük destekçisi benim. Sonuna kadar. Niye? Zaten adam oynattığı futbol harikulade. Bir de Jesus'un istediği 3-4 adam alırsan nokta atışı. Nasıl Pereira gitti, kimi aldırdı, Crespo aldırdı, ne bileyim Rossi'yi aldırdı falan filan. Nokta atışı transferleri de yaparsan Fenerbahçe'yi şampiyon olarak görmeye başlarım. Zaten bir liste vermiş. Bu taraftarıyla mı ha bak. Jesus bir liste vermiş. Ne listesi vermiş? Transfer listesi. Eğer gelirsen bu adamları da istiyorum. Tamam. Yani kilitlendiği noktalardan biri de o. Sadece Jesus'un maliyeti değil. Hiç merak etmeyin. Hepsini alır. Çünkü başkan yani da... iki aylık zaman kaybı olmaz diyorsun. Bak ne iki aylık peki ya? Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer İsmail Kartal gelirse bir yıllık zaman kaybı olur. Ben İsmail Kartal'ı çiğ çiğ yerler ya. Öyle bu medya düzeninde. Şimdi ona ne diyorsun abi? 4 hafta kötü gitti. Bitirebilir miyim? Çok özür dilerim. Ya şu Levent Tüzemen, Gürcan abi bütün arkadaşları, o Galatasaray medyası, Trabzon medyası falan. Gürcan abinin kankalarının hepsi diyor ki İsmail Kartal kalsın diyor. Tamam mı? Niye? Çok mu seviyorlar Fenerbahçe'yi? Her şeyde Fenerbahçe'nin aleyhine konuşuyorlar. Ben sırf onlar diyor diye bile derim ki İsmail Kartal kalmasın. Bu... Çok severim ha İsmail Hoca'yı. Ay bak Ahmet, bir kere bir. Çok mu belaltı girdin? Bir kere bir meslektaşlarımıza hakaret ediyorsun. Abi niye hakaret? Pardon burada nerede hakaret var? İnsanların ben de İsmail Kartal kalsın diyorum. Ben de mi kötülüğünü istiyorum? Hayır canım. Sen yani onlar deyince niye kötülük istenmiş oluyor? Bak bir kere burada hayır. Levent Tüzemen ne zaman Fenerbahçe'yle konuştu? İkincisi Fenerbahçe bugün ne kadar senin dediğin modelde yenilen Fenerbahçe teknik direktörünü ilk yiyen Fenerbahçe taraftarı olmuştur. Biz seninle geçen sene burada program yapmaya başladığımızda neyle başladık? Kardeşim trollenmeyin. Tuzağa gelmeyin. Bir akşam programdayız Melih. Bizim Mustafa sunuyor A-Spor'da. Şimdi Konya'nın CEO'su oldu. Mustafa Göksu. Abi dedi işte Erol Bulut kaybederse de istifa edecek dedi. Dedim niye soruyorsun bu soruyu bana? 2 puan liderin 2 puan gerisindeki teknik direktör için istifa sorusu sorulur mu dedim. Dedi sosyal medya konuşuyor. Heh, siz de oyuna geldiniz dedim. Şeyde, programda. Hı hı. Çünkü o sosyal medyayı tetikleyen, biraz önce FETÖ'cüler nasıl hı hı taraftarları tetikliyorsa, tetikleyen, böyle kaşıyan yerler var. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben o hı kadar işe hakim... Bize karşı da kaşıyorlar. Hakim değilim. İşte bot hesaplar kuruyor, şunlar kuruyor, bunlar kuruyor. Ya Fenerbahçe takımı 7'de 7 yaptı. Bak... 7-7 yaptığı gün Ali Koç'un kepsini koydular. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon galibiyet gördü diye. Niye koyuyorlar bunu? Fenerbahçe'nin umurunda mı kimin şampiyon? Kendisi şampiyon olması kimin şampiyon olduğu umurunda değil. Hadi biraz Galatasaray umurunda olur da ötekileri umurunda olmaz. Fenerbahçe taraftar kendi takımın etrafında birleşmiş. Fenerbahçe'nin çocuğu diyor İsmail Kartal'a sahip çıkıyor. Başkan kredi almış, gücünü almış, daha rahat konuşuyor, çıkıyor gayet rahat. Ve bu kepsi koyuyorlar. Niye koyuyorlar? Fenerbahçe taraftarını, yani o birleşen taraftarı irite etmek için, bölmek için, onun motivasyonunu azaltmak için. Burada Gürcan abiye katılıyorum. Başkana karşı tepkisini arttırmak için. Ve taraftar da hakikaten kızgınlığı var, yorgunluğu var, istiyor. Pat diye bu oyuna geliyorlar. Tamam mı? Saflar çünkü. Tüm taraftarlar gibi saflar. Samimiler yani saflar. Çünkü Türkiye'de takım tutulmuyor. Türkiye'de insanlar takımla yaşıyor. Takımıyla yaşıyorlar yani. Bütün şeyler için söylüyorum. O nedenle
Jesus da gelse, İsmail Kartal da kalsa, Löw de gelse, ilk iki beraberlikte ya da mağlubiyet sonrası beraberlikte bütün bunlar yeniden olacak. Bak bütün bunlar yeniden olacak. Ahmet'in bahsettiği transferler. Ya İsmail Kartal ilk hayır. 4 hafta kötü giderse ne olacak? İsmail Kartal'a yaptırdı. Gitmezse ne olacak? Jesus'un gideceğini, iyi gideceğini nereden biliyorsun? Bakın Jesus kararı, Löw kararı, Jardin kararı, Mancini kararı, Favre kararı, üst düzey teknik direktörleri söylüyorum. Hepsi Ali Bey'in ben öyle bir hoca getireyim ki artık işler iyi gitmezse taraftar bana hesap sormasın endişesidir. Yok, bak, bir şöyle bir endişesi. Onun hiç onun yok. Onun endişesidir. Ben şimdi şey çünkü yok. Ya adamı ya 13-14 yaşındaki çocuklar adama ana avrat küfür ediyorlar ya bu kolay sindirilecek bir şey mi? O kadar şey yapmayan yani sırf Ali Bey için değil, hiçbir başkan için kolay bir şey değil. Ben o da insan. Ama döndü şu an. Hayır, o da insan burasına geliyor. Bakın Metin Tekin'in yorumu. Doğru yapmakla yanlış yapmamak arasında dedi Fenerbahçe. Çok güzel bir yorum. Doğru yapmak İsmail Kartal'a devam edersin. Elinde bir sistem var, bir düzen var. Takımı ele geçirmiş, bir yere getirmiş. Lig ikincisi yapmış. Hatta bir ara şampiyonluk potası. Trabzon puan kaybederse şampiyonluk potası. Bunlar konuşulmuş. Bir başarı var elinde. Ve kulübü tanıyan, işte taraftarının da desteğini almış bir isim. Doğru olan buydu. Nasıl Aykut Kocaman kararım yanlış diyorsa, o zaman da Aykut Hoca ile devam etmek doğru karar. Ama işin öbür tarafı sancılı. Hak veriyorum yani. Niye böyle yapıyor diyemem yani. Hak veriyorum işin öbürü. Beşinci başkanlık senesi, tek kupa yok. Ondan sonra transfer yapamıyor. Yani parası var transfer yapamıyor. Yasaklar, kısıtlamalar, finansal fair play şudur budur. Ondan sonra kendisi de tribündeki taraftar kadar koyun Fenerbahçe'yle aynı duygularla yaşıyor. O noktada gelip üst düzey bir teknik direktörle yani Fenerbahçe taraftarını tatmin edecek ve faturayı yönetime doğrultmayacak bir teknik direktörle de anlaşmak istiyor. İsteyebilir. Bak bu da şey değil. Neden diyemezsin adama. Ama mesela Ahmet dedi ki Jesus gelsin. Ben dedim ki İsmail Kartal gelsin. İkisi de geldi. Olmadı. Biz bize hesap vereceğiz mi? Hayır. Hayır. Ama onlar hesap verecek. Biz burada görüşümüzü söyleriz. Bunu argümanlaştırırız. Bir mantığın içinde vermeye çalışırız. Öyle saçma sapan telefon mantıkları değil yani. Belli bir mantığın içinde vermeye çalışırız. Ama bu işin iyisi de kötüsü de Ali Bey'dir. Kararı verecek. Kimse Ahmet'e hesap sormayacak. Sen İsmail'i istemediğin Jesus'u getirdin bak takımına. Ya da kimse bana hesap sormayacak. Sen İsmail'i kalsın dedin bak adam kaldı. İşler kötü gittiğinde şey olmadı. İkinci bölüme gelelim. Bahsedilen transferlerin İsmail Hoca'ya yapsınlar. Hadi Jesus gelsin. Beşiktaş maçındaki Serdar Dursun'la Beşiktaş'ı yensin. Linç edildiği maçı söylüyorum ki bence İsmail Kartal'ın onur madalyası aldığı maçtır Beşiktaş derbisi. Beşiktaş takımı Türkiye'nin en iyi kadrosudur. Arkadaşlar isim isim baktığınız zaman. Pjanic'ler, Batshuayi'ler, Alex Teixeira'lar, Gezal'lar en iyi kadrosudur. Kadro kalitesi olarak bence Trabzonspor'un önünde. Defans yaptırdı. Defans 40 bin taraftar önünde Beşiktaş takımına defans yaptırdı. 10 pas üst üstesi yok Beşiktaş'ın o karşılaşmada. Beşiktaş takımı seni durdurmak için oynadı. Başarılı oldu. Maç bitiyor. Valerian İsmail tam not aldı. İsmail Kartal derbiyi kazanamadı. Finalde işte yönetemiyor diye kendi taraftarından eleştiriler geldi. Yani baktığın yere bak, baktığın göze bak. Peki. Jesus, dur. Ben de Jesus'cuyum bu arada. İşim, yani tabii, Jesus'un gelme tarafı arzayım. Saygı duyuyorum. Ben neden demem? İsmail Kartal'ı işim, çok takdir ettim. İşin başka tarafına bak. Önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin önü neden daha açık? 7-4 var, 7-4. Yerli iskelet oyuncular hazır. Aynen. 6 tane, şu anda 6 tane ilk 11 oyuncusu var Fenerbahçe'nin, Türk. Trabzon'un yok. Doğru, bu da İsmail Hoca'nın yok. Başarısıdır. Hayır hocam, yönetimin de başarısı. Doğru kadrolaşmış. Trabzon'un yok, Beşiktaş'ın da yok. Tamam. Çünkü 4 tane ilk 11 oynatacaksın. En az bunları 3 tane ile de yedeklemen lazım. Değişim olduğunda da aynı performansı alman için. Jesus yediyse nereden başlar işe?
Aslında İsmail Kartal güzel bir iskelet bırakıyor. Oturmuş bir takım kuruyor. İsmail Kartal'ın da ben kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim size. Cesus gelse dahi. Evet, kalma ihtimali var. Ve aynı sistem üzerine sadece iyi bir forvet, iyi bir kanat, ileri geri çalışacak bir orta saha Gustavo'nun yerine. Ve kim gidecek? Yapma be, Gustavo kalsın ya. Kalsın. Gustavo'nun gitmesi için başkan görüşme yapacak. Menajerlik şirketiyle o konuda. Onun devam ediyor mu sözleşmesi daha ya? Bir yıl daha devam ediyor. Sosa'nın bitiyor. İki tane stoper. Ben Zalay'ın da gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kim ve Zalay? Kim kesin biliyor. Zalay'ın da gitme ihtimali var. İki tane üst düzey stoper. En az. Ve bir tane... En az iki tane de santrafor. Evet. Bir tane de sol bek gerekir. Çünkü Ferdi'nin yedeği yok. Sol bekte. Zalay oynuyor. Ya da Ferdi'yi de rekabet edebilecek bir sol bek. Tabii bir de yedek kaleci. Yani 6-7 tane isim saydım. Bunun üzerine zaten hazır oturmuş bir takım var. Yerli kadron çok çok iyi. Benim tavsiyem Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı. Çok beğendiğim bir sağ bek. Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ama çok para istiyor. Çok zor. Yedek forvet olarak yine Kasımpaşa'dan Umut'u alabilir Fenerbahçe. Ona da biraz fazla para istiyorlar anladığım kadarıyla. İyi bir golcü bence. Göztepe'den var bir Halil Akpınar. Versene ekranı. Halil Akpınar ben çok başarılı olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Benim şahsi fikrim. Ya Fenerbahçe'nin oyuncusu değil gibi. Halil'in oynadığı yer dolu bence Fenerbahçe'de. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni hocasını gönderdim az önce fotoğrafına. Yeni hocasını getirebilir miyiz ekranı? Güzel. İşte yeni hocamız. Camiaya hayırlı olsun. Hayır ben sezon bittiğinde İsmail Kartal'ın görevi ne olur? Biz oldum İlay abi. Ben de bilmiyordum. Görevi ne olur bilmem ama Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum bir kere. Bir. Kalsın. Ben kalacağını düşünüyorum. Sportif direktör olabilir, futbol geliştirme. Samandıra'dan sorumlu olur. Bölümü başkanı olabilir, teknik direktör olabilir, tamam mı? Ama kalacağını düşünüyorum. Hele Ali Koç'un hem Cuma günü hem Pazar günü Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan sonra bence bırakmak istemiyorlar. Çünkü transfer planlamasını hocayla yaptık dedi. Cuma günü İsmail Kartal'la yaptık dedi. İsmail Hoca bir türlü işin içinde. Ben Löw defterinin de kapandığını düşünmüyorum. Onu da bir kenara koyun. Yani Jesus konuşuyoruz ama Löw defterinin de kapandığını düşünmüyorum. Çünkü Jesus'la ilgili Ahmet'in 2-3 hafta önce söylediği önemli cümle vardı. İlk lafı para olmuş. Kaç para vereceksiniz? Yani onu dediği an Fenerbahçe Başkanı bir soğur adamdan yani. İşin o da başka tarafı. İçine geldiğimiz zaman Halil Akpınar önemli bir oyuncu. İş yapar mı? Türk rotasyonunda olmaz lazım sende. Nasıl Rossi gibi bir tempolu bir oyuncuya ihtiyacın varsa seni rakip sahaya çabuk götürecek. Sol ayaklı başka bir oyuncu. Kadronda bu olması lazım. Halil olur başkası olur bilemem. Kadronda olması lazım. Halil benim için şundan önemli. Bu sene Göztepe küme düştü ama geçen sene Göztepe küme düşmediyse bu çocuk sayesinde düşmedi. Tamam. Yani tek başına taşıdı takımı. Skor yaptı, skor yaptırdı. Yani oyun lideri, karakteri olan bir oyuncu. Sorumluluk alıyor, elini taşın altına sokuyor. Büyük takımlara da böyle oyuncular lazım. Yani gelir, olur olmaz bilmem. Sağ bek önerim Kayseri Sporlu Onur'dur abi. Onur. Pekala. Evet, Jesus mu Kartal mı? Bunu tartıştık. 12'sini, 12 Mayıs'ı tartıştık. Geçmişe gittik biraz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Gencağlar sundu.